Az önce bahsetmiştiniz ama atlamayayım soruyu diye. Erdal Bey soruyor. Kireçlenme ile ilgili ne yapabiliriz demiş ama burada ne kireçlenmesi? Hocam. Evet, bakın. Detay boyundaki kireçlenme olabilir. Diz kapaklarında kireçlenme, çınar yaprağı. Anadolu'nun çınar yaprağı. Osmanlı çınarı olacak Hüseyin. Yani dolayısıyla Osmanlı çınarı olmazsa faydası yok. Boşuna kullanırsınız. Ve onu zamanında toplayacaksınız. Ne erken ne geç. Tam hafif sararmaya başlayınca yaprak tam olgunlaşacak. Çünkü bak bütün bitkilerin yaprakları üzerinde bakteriler yaşar. Bu bakteriler yaprağın içindeki kimyasallarla beslenir. İşte çınar yaprağında da aldehitler var. Değişik, bravo, değerli yönetmen. Bak, Osmanlı çınarı, derin yırtıklı. Evet, bu gördüğünüz işte. Bu hatta diyebilirim ki biraz geç kalınmış olabilir. Bu çok fazla. Bu çok erken. Bu çok erken. Neden? Çünkü burada form aldehitler var. Burada ketonik yapılar var. Ya yani özellikle C1 karbonlu yapılar burada yüksek. Onlar da etkiyi azaltıyor ve biraz mide bulantısı yapar yapmaz. Yani hafif tansiyonu yükseltebilir. Mübarek işte bu yaprağın olgunlaşmasını bekle. Bakteriler onları yiyip bitiriyor. O kimyasalları. Peki ne zaman toplayacağız hocam? Yere düştüğünde mi? Yoksa yok, dalında hafif sararmış veya yeşilden sarıya dönerken. Evet, veya yaprağın bir kenarında üzerinde hafif sarı zaten vatandaş anlar. Hemen toplayın onu. Şimdi toplama mevsimi geldi. Ha geç toplarsan yani Eylül ayında artık Ekim ayında o yaprağını kolay kolay bırakmaz çınar ha. Neden? Çünkü bu yapraklar bak fotosentez yapıyor. Yani havadaki karbondioksiti alıyor, bunu şekere çeviriyor, fruktoza çeviriyor, bir sürü kendisi için faydalı olabilecek besinlere çeviriyor. Kış uykusuna giderken işte havalar soğumaya başlayınca, sararmaya başlayınca yapraklardaki bütün birikmiş olan bu metabolitleri kendisine geri çekiyor. Yaprakta ne kalıyor? Lignin kalıyor. Hemiselüloz kalıyor, selüloz yani odun kalıyor, odun. O da bir işe yaramaz. Ha, onun için tam zamanında toplanacak bu. Ben ne diyordum hep? 5 derin yırtıklı olacak. Değerli izleyicilerimize öyle anlatıyordum. Bir de başka ne diyordum? İşte Temmuz'un sonu, Ağustos'un ortası gibi bunları toplamaya başlayabilirsiniz diyorum. O zaman tam zamanı boşa gitmesin. İşte kireçlenmeyle ilgili en evet, önemli. Evet, bu iki yaprak çınar yaprağı alacaksınız. Bunu kurumuş olması lazım. Lütfen kurutun. Şimdi toplayabilirsiniz. Mükemmel bir toplama zamanıdır. Biraz fazla toplayın. Bir komşunuzun ihtiyacı olabilir. Kireçlenme. Ve antidepresandır Hüseyin. Mükemmel bir antidepresan. Bak ben demiyorum ki psikiyatrinin veya psikoloğunuzun verdiği ilacı kesin bak antidepresan. Bunu kullanın haşa ne haddime benim. Bunu da yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle bunu ne zaman kullanın? Bak iki tane şey var. Biri sarı kantaron. Ki bu antidepresan özellik olarak sarı kantarandan da etkilidir. Bak hiç ummazdım ben. Çınar yaprağında bu. Tabii mesela bu antidepresan ilacını veren, yazan doktor artık 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl sonra der ki artık ilacı azaltalım. Çünkü hasta da rahatsız. Çünkü bir yerde uyutuyor, dikkat dağınıklığı yapıyor, sersem gibi yapıyor filan neyse aldığı ilaçtan. O zaman şunu yaşayan çok hasta oluyor. Biz buna reseptör açlığı diyoruz.
ya diyor azaltmaya başlayınca ilacı işte tekrar başa dönüyorum diyor. O huzursuzluk, anksiyete yani sebebi bilinmeyen korkular filan tetiklenmeye başlıyor. Ben başa dönüyorum endişesi yaşıyor. Lütfen ya sarı kantaron veya çınar yaprağıyla bu reseptör açlığına karşı tedbirinizi alabilirsiniz.